Huzura doğru. Değerli izleyenler, Bir Huzura Doğru programında yine beraberiz. Bu ilk bölümde Osman Ünlü hocamızla her zaman olduğu gibi sohbet edeceğiz. Kendisine soracağımız sorunun da cevabını almaya çalışacağız. Yine önemli bir konu. Hocam şimdi daha önce mezheple alakalı olarak işte mezhep imamı kimdir, e, bunlar bu hükümleri nereden bulmuşlardır, nasıl ortaya çıkmıştır gibi sorular yöneltmiştik. Ama şimdi bir de e, yine kafamızı e, kurcalayan bir başka konu var. O da şudur. Şimdi bizim bildiğimiz dört tane mezhep var. Dört hak mezhep var. Yürürlükte olan şu anda. Dünya Müslümanlarının tabi olduğu. Şimdi bazı hükümler var. Olabiliyor ki insanın nefsine ya da işte bulunduğumuz ortama, duruma göre e, birinin hükmü birine göre daha kolay gelebiliyor bize. Veya bir zor gelebiliyor. Şimdi böyle bir durumda bu mezhep imamlarının ruhsat olarak bildirdikleri bu kolaylıkları bir kimse toplasa, kolaylıklar ama toplasa, buna göre amel etmeye çalışsa doğru bir şey mi yapmış olur? Şimdi Mustafa Bey... <laughs> mutlak müştehit mezhebi imamının bildirdiği Kur'an-ı Kerim'in hadis-i şeriflerden Allah Teala onu öyle yaratmış. Belli ölçüler var. O ölçülere göre, ölçülere göre onları toplamış, ortaya çıkarmış. Evet. Ayet-i kerimelerde, hadis-i şerifte açık olanlar da zaten hiçbir şey demiyor. Hepsi alıyor onu. Ama açık olmayanları araştırmış Peygamber Efendimiz'in tatbikatına bakmış, Eshab-ı Kiram'ın tatbikatına bakmış. Ee, onları şey yapıyor. Allah Teala kendilerine ihsan etmiş olduğu hem kalp hem de zeka, akıl ve gücüyle bunu, bunu öncekilere benzeterek bu hükümleri çıkarmışlar. Dolayısıyla kitaplarda bulunuyor ki bir kimse yani bizim gibi avam ibadet veya diğer muamelat işlerinde e, bir mezhep imamının bildirdiği hükümlere tabi olması gerekir. Hatta dinimizin bildirdiği bir özrü olmayan kimsenin özrü yok sağlam olmayan kimse kendi mezhebindeki ruhsatla amel etmesi caiz olmaz. Bir özrü olacak ki yani İmam Azim Ebu Hazretleri de azimet budur, ruhsat, ruhsat budur. budur. demiş. Azimet zor olan, ruhsatsa kolay olan. İkisi de var. Yani İmam Azim Ebu Hazretleri'nin o da caizdir dediği. Hatta e, belki bizi şimdi izleyenler içerisinde TGRT FM'i dinleyenler vardır. TGRT FM'in saat 11 ile 12 arasında canlı yayında, 3 ile 4 arasında da 15-16 arasında da e, tak, tak, e, onun tekrarı var. Ee, orada mesela dinleyicilerimiz zaman zaman bize sorular soruyorlar canlı, canlı yayın çünkü. Ee, orada e, abire sorular suallerde mesela soranın haline ve durumuna göre e, fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında bildirilen bir kavli naklediyoruz biz. Bazen birisine ruhsatı, öbürüsüne de azimeti bildiriyoruz. Ya yani bazen mesela dinleyici kalkıyor diyor ki, ya diyor, o zaman böyle dediniz. Böyle dedik ama mesela onun bayağı sakattı. Veya onun eli tutmuyordu. Evet. orası Orasını hiç düşünmüyor. Yani şimdi e, kitaplarda buyuruyor ki kendi mezhebine göre bile bir özrü yokken kendi mezhebinin bildirdiği ruhsatı kullanması caiz değil. Kendi mezhebinin bildirdiği ruhsatı. E, böyle olan kimsenin başa mezhepteki kolaylıkları araştırması mezhepleri telfik etmesi yani birleştirmesi ise hiç caiz olmaz buyuruyor. Hiç caiz olmaz. Bu konuda Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitaplarından Dürül Muhtar ve bunun haşiyesi olan reddül Muhtar'da deniyor ki bir işi bir ibadeti yaparken mezheplerin kolaylıklarını araştırıp bunlara göre yapmak batıldır. Mesela abdesti kimsenin derisinden kan aksa Şafii mezhebinde abdesti bozulmaz. Hanefi de bozulur. Yabancı kadının derisine derisi değse Şafii de bozulur. Hanefi mezhebine göre bozulmaz. Abdest aldıktan sonra derisinden kan akan ve derisi yabancı kadının derisine değen bir kimsenin bu abdeste kıldığı namaz sahih olmaz. Yani ne demek istiyor şimdi? Ben Hanefi mezhebindeyim. Bir abdest aldım. Bir abdest aldım e, ee, mesela bir yabancı kadınla tokalaştım. Aynı bir mesela bozmaz dedim. E daha sonra bir kan çıktı. Hocam e şafi Şafii mezhebine göre bozmaz ben yine namazımı kılarım. Diyemem. Niye? Çünkü benim abdestim Şafii mezhebine göre yok. Niye? Yabancı kadınla ben tokalaştım. Veya hanımla aynı şekilde elim değdiydi. Abdestim bozuldu benim. Şafii mezhebine göre. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki yabancı kadınla veya tanımıyla aynı şekilde tokalaştığı zaman yani bir erkek yabancı bir kadına eli değdiği zaman, bir, erke, bir kadında yabancı bir erkeğe eli değdiği zaman abdest bozulur. Şafii mezhebinde. Evet kan Şafii mezhebinde bozmuyor ama Hanefi mezhebinde bozuyor. Evet. E sen şimdi önce elin kadına değdi, Hanefi mezhebinde bozmuyordun, namazı kıldın. Elinden kan çıktı, Şafii de bozmuyor dedin bu sefer. Az önce Şafii mezhebini hiç hatırlamamıştım. Hatırlamamıştım. <laughs> şimdi Dolayısıyla bu ne oldu şimdi? yani bakıyorum. bakıyorsun Rüzgara göre yelken elkan açıyorsun demektir bu. Ey yancısın demektir bu. Onun için kitaplarda telfiktir. Haramdır buyuruyor. Batıldır buyuruyor. Telfik mezheplerin kolaylıklarını birleştirmek demektir buyuruyor. Peki bizi izleyen ve hatırına şu gelebilir. Peki kendi mezhebimde bir ibadeti yaparken bir zorlukta karşılaşsam çıkış yolu yoksa mesela ağzında dolgu dişi olan Hanefi mezhebinde ve Hanbeli mezhebinde dolgu dişi olan veya kaplaması olan bir kimsenin uslu olmuyor bu iki mezhepte. Çünkü Niye? Çünkü iki mezhep de İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de i̇mam Ahmet bin Hanbel Hazretleri de gusül ağzının içerisini yıkamak farz buyuruyor. Evet, iğne ucu kadar kuruya kalmayacak, kalmayacak şekilde yıkaması lazım. Yani gargara yapması lazım. E ağzında dolgusu var veyahut da kaplaması var. Islanmıyor, yıkanmıyor. Belli bir yüzeyi kaplıyor. kuslu olmuyor. E kendi mezhebinde efendim bu zaruret. Hayır. Zaruret olabilmesi için, zaruret olabilmesi için mutlaka bu konuda Müslüman mütahsis hekimin, diş hekiminin dolgu yapmazsan, kaplama yapmazsan sen ölürsün demesi lazım. Böyle diyen yok. İhtiyaçtır. Zaruret değildir. Bu bir. İkincisi, ayrıca dinen zaruret olabilmesi için diğer dört mezhepte de çıkış yolunun olmaması lazım. Ve bu ibadeti mutlaka yapmam lazım. Kuşlu mutlaka almam lazım. Çünkü e, cenabet Kuşlu. cenabet namaz kılamam. E, mutlaka almam lazım. E, Kendi mezhebim diyor ki Olmadı zaruret değil, ihtiyaç sebebiyle tamam orada diş hekimine tabi oluruz. Bunu doldurtalım biraz daha veya da kaplama yapalım. Biraz daha aynı şekilde kendi dişinin şeylerini kullanırsın dedi. Ona tabi oluruz. İhtiyaçtan dolayı doldurduk ya da kaplattık. E ama kendi mezhebimizde yine olmadı. Kendi mezhebinde çıkış yolu yok. Yok bu durumda. Yok. E ne yapacağız o zaman? Maliki ve Şafii mezhebinde gusül abdesti alırken ağzın içerisini yıkamak lazım ama farz değil. Hmm. Dolayısıyla Hanefi ve Hanbeli mezhebinde olan bir Müslüman o zaman ne yapacaktır? Gusül abdest ve namazda Maliki ve Şafii mezhebini taklit edecek. Bu mezhep değiştirmek değil. Mezhepten çıkmak da değil. Sadece o konuda. E, ve Şafii mezhebinin Gusül abdest ve namazdaki faz dediklerine uyacak. Müfsit dediklerine de sakınacak. Kendi mezhebinden çıkmış olmuyor. Ne oldu şimdi? Yani orada o var onu kullanabilirsin. Orada kolaylıklarını toplamadın sen. Bir ibadeti yapacaksın fakat kendi mezhebinde çıkış yolu kapandı. Diğerlerine, müştehit diğer kabirlerine bakacaksın. Mesela e yine devam ediyor, o kitapta deniyor ki, bunun gibi bir işi bir mezhebe göre yaparken, ikinci bir mezhebe de uymak söz birliğiyle batıldır. Şafii mezhebine uyarak başının az bir yerini meseden kimseye köpek sür sürtünse, bu kimsenin malikiyle taklit ederek e, burasını yıkamadan kıldığı namaz sahih olmaz. Niye? Niyet sahih olmaz? Çünkü Şafii ile köpeğe sürtünen namaz sahih olmaz. Maliki de köpek necis değil ise de başının hepsini mesetmesi lazımdır. Şimdi ben dedi Şafii mezhebine uyuyorum dedi bu kadarını mesetti başının. sonunda e sonra da köpek eline değdi. E ben dedi efendim dedi Maliki'ye göre. Şafii mezhebine göre olmuyorsa ben Maliki taklidiyim. O zaman da İmam Malik Hazretleri buyuruyor ki başın tamamını mesetmen kaptese farz. Sen bu farzı yerine getirmedin diyor. Olmadı. Ne oldu? Kolaylıktan toplamaya kalktı ve e, telfik denir buna. Yerine gelmedi. Ee, mesela seferde İbn Abidin'de yine anlatılıyor. Ee, yolculuk ve yağmur gibi özür olunca yolculukta, ondan sonra yağmur gibi özür olunca öğle ile ikindi ve akşam ile yatsıyı birlikte kılmak, cem etmek Şafii'de caizdir. Malik'te de caizdir. De, de, caizdir. Hanefi de caiz değildir. Yani bir Hanefi seferiyken meşakkat olmadığı halde öğleyi ikindi vaktinde kılsa haram olur. Yani cem birleştirmiş evet. olsa. Ama bir meşakkat var bir meşakkat var. Hani Maniki mezhebinde ve Şafii mezhebinde seferdeyken, yolcuyken, seferiyken öğleyle ikindi, öğle veya ikindi vaktinde akşamla yatsıyı, akşam veya yatsı vaktinde yatsı vaktinde veyahut da e, ikisinden birisinde cem etmek birleştirerek kılmak caizdir. Hanefi mezhebinde olan bir Müslüman yolculuk ediyor. Otobüs durmuyor. Otobüste de kılma, kılma durumu da söz konusu değil. Mümkün değil. O zaman bunun gusül, abdest ve namazların namazlarında da hangisini taklit edecekse Maliki ve Şafii mezhebini, Gusül'ün de abdestini de bu iki mezhepten birisine uygun olması lazım. Yoksa biraz önceki verdiğimiz misallerdeki gibi olur. Başın tamamını mesetmemiş köpek deyince ben Şafii'ydim daha önce ama şimdi Malik'i taklit ediyorum demesiyle bu iş kurtamaz. Yani mutlaka o şartlara uyması lazım. Onun için e, abdest alırken veya da abdest alırken niyet ederken niyet ettim dört mezhebe de uyarak kusül abdest almaya ve Maliki mezhebine, Şafii Hanbeli mezhebine uymaya abdest alırken de böyle niyet etse, bir zarar olmaz bunun. Ama onların dediklerini yapması gerekiyor. Zaten e, Mustafa Bey, e, şimdi Hanefi mezhebinde olan bir Müslüman, kendi mezhebinin gusüldeki farzlarına, ondan sonra e, abdestteki Sünnet. farzlarına uysa, bunları yerine getirecek zaten, mutlaka uyacak. Evet. Bir de gusül ve abdestteki sünnetleri yerine getirmiş olsa, Hanefi mezhebinin, diğer üç mezhebin farzlarını yerine getiriyor. Mesela gusülde eee Hanefi mezhebinde ağza burnuna su vermek, bütün vücudu yıkamak. Bütün Fars. vücudu yıkamak hepsinde farz. Evet. Ağza burnuna su vermek iki mesepte farz, ikisinde sünnet. Peki onu olsa niyet etmek, Hanefi mezhebindeki niyet ediyor. Delk vücudu ovuyor. Muvalat peş peşe yıkıyor. Yani vücudun yarısına kadar yıkayıp çıkıp çay içip devam etmiyor. Doğru. Muvalat. E, tertip ozurları sırayla. Bildirilen sırayla yapıyor. E, bunlar sünnet Hanefi mezhebinde. Peki bunları yapınca ne oluyor? Delk, muvalat, e, niyet, manikide farz. Evet. E ben yaptım bunları. Tertip, e, şafiide farz. E yaptım bunu. Niyet farz, yaptım bunu. Bunları yerine getirdim. Yani kendi mezhebimin, hanefi mezhebinin gusüldeki farzlarına ve sünnetlerine uyarak, abdestteki farzlarına ve sünnetlere uyarak ben gusül ve abdest almış olsam, diye üç mezhebi farzlarını yerine getirmiş olurum. Böyle bir meşakkatle karşı karşıya gelirsen, seferde yolculuk anında namazının kazaya kalma tehlikesi söz konusu olduğu zaman Maliki ve Şafii mezhebini veya Hanbeli mezhebini taklit ederek taklid ederek bunları cem edebilirim. kimken kendi Hanbeli mezhebinde namaz cem Hükmü çok ağır. Çünkü namazı bir vakit amden hani, kılmazsa, kılmak istemezse, bunun için telaş etmesi imanı gider buyuruyor. Çünkü ameli imandan cüz değildir ama ehl-i er, sünnet namaz konusunda ittifak etmemişler. Mesela İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri bu konuda çok ağır bir hadis-i şerif var. Mümin namazını kılar, mümin olmayan kılmaz. O hadis-i şerife esas almıştır İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Dolayısıyla e, mezheplerin efendim, kolayımıza geldiği gibi hareket etmesi. burada işte böyle oldu. Buna uymuş oluruz. Burada buna uymuş oluruz. Buna çok özür dilerim de e, bizim Anadolu'da köydeyken bir tabir kullanlar, iki koç arasında kalmış aynı şekilde koyun hangisine gideceği bilememiş. Ve hatta e, kiliseyle cami arasında tercih yapamayan kimse ve, e, veya iki cami arasında kalmış beynamaz tabirleri böyle sık sık kullanılır. Deyim olarak kullanılır bunları da. Gönül iş buyurmak gibi ha, bir şey. Aynen öyle. Dolayısıyla bu caiz değildir. Hatta haramdır, batıldır böyle. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konu için. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdesti yatan o gece ölürse şehit olarak ölür. Ya Ali, üç şeyi geciktirme. Namazı vakti girince hemen kıl, cenaze namazını hemen kıl, dul veya kızı küffü isteyince hemen ver sevgi baht olmuş ezelden bize sevgi baht olmuş ezelden bize sizde bir türlü bizde bir türlü ah sizde bir türlü bizde bir türlü alaca düşmüş gördüğümüze alaca düşmüş gördüğümüze sizde bir türlü bizde bir türlü ah sizde bir türlü bizde bir türlü Donandı dağlar bahar olunca donandı dağlar bahar olunca gölgem kayboldu gönlüm dolunca ah gölgem kayboldu gönlüm dolunca Güzeli görmek Boylu boyunca Güzeli görmek Boylu boyunca Sizde bir türlü Bizde bir türlü Ah sizde bir türlü Bizde bir türlü İstemem versen Cihan varını istemem versen Cihan varını Gönül nakşetti güle yarını Ah gönül nakşetti güle yarını her yüzde görmek dost didarını her yüzde görmek dost didarını sizde bir türlü bizde bir türlü ah sizde bir türlü bizde bir türlü siz de bir türlü, biz de bir türlü. Siz de bir türlü, biz de bir türlü. Tam ilmi hal, saadeti ebediye. Allah var olsaydı görürdük. Cennet, cehennem, melek, cin, uydurma şeylerdir, diyorlar. Böyle yalanlarla gençlerin dinini, imanını, baba ocağından almış oldukları edep ve hayalarını yok etmeye çalışıyorlar. Zavallı yavruları aldatıp kendi alçak istekleri, zevkleri, kötü kazançları uğruna gençleri feda ediyorlar. Cenneti cehennemi kim görmüş? Görülmeyen şeye inanılmaz diyerek his uzuvlarına tabi olduklarını bildiriyorlar. Halbuki hayvanlar his uzuvlarına tabi olur. İmamı Gazali buyuruyor ki insanlar akla tabi olur. İnsanların his uzuvları hayvanlardan geridedir. İnsan kedi köpek kadar koku alamaz. Karanlıkta onların gördüğü gibi göremez. Sonra her şeyde göze nasıl inanılır ki çok yerde akıl gözün yanlışını çıkarmaktadır. Mesela göz güneşi pencere içinden görüp pencereden küçük sanıyor. Akıl ise dünyadan da büyük olduğunu söylüyor. Bu kâfirler acaba biz gördüğümüze inanırız. Güneş dünyadan daha büyük olur mu diyerek akla inanmıyorlar mı? Hayır. Burada onlar da Müslümanlar gibi akla inanıyor. Görülüyor ki insanlar dünya işlerinde hislerine değil akıllarına uyarak hayvanlardan ayrılmaktadır. Bunlar ahiretteki şeylere inanmayız diyerek his organlarına bağlı kalıyorlar da niçin akla uymuyor? Burada da insanlık derecesine yükselmek istemiyorlar. İslamiyet insanların tekrar yaratılıp sonsuz yaşayacaklarını, hayvanlarınsa Kıyamette hesaplaştıktan sonra yok olacaklarını bildiriyor. İnsanlara ebedi hayat vaat ederek hayvanlardan ayırıyor. Bu kâfirlerse hayvanlar gibi ebedi hayattan mahrum kalmayı beğeniyorlar. Davud-i Hazretleri Bugün çocukluğundan itibaren ilimle meşgul olan bir büyük evliya'yı anlatacağız. İlginçtir, ilimle meşgul olmasına rağmen dünyaya ve dünya malına pek bir sevgisi vardır Davud-i Davudi Davud-i sevgili peygamberimizin bir mucize olarak geleceğini müjdelediği büyük imam, ehli sünnetin reisi, büyük evliya İmam-ı Azam Hazretleri zamanında yaşamakta fakat dünya meşgalesi ve sevgisi onu bu ilim menbaı, harikalar, kerametler kaynağından uzak tutmaktadır. Bir gün bir esrarlı kişinin ölen bir sevdiğinin arkasından söylediği beyitler Davud Tayi Hazretlerine pek bir tesir eder. Şöyle demektedir meczup. Hangi güzel yüz ki toprak olmadığı, Hangi ceylan göz ki yere akmadı? Bu sözler adeta aklını başından alır Davudi Tayin'in. babasından kalan mirasın yanı sıra ömrü boyunca biriktirmek için canını dişine taktığı serveti bir anda yoka döner gözünde. Evine gelir, o yıkılmış bir görüntü sergilemekteyse de bu yepyeni bir doğumun müjdecisi gibidir. Kalbini yakan düşüncelerden, boşa geçirilen ömürden dolayı sabahlara kadar hayıflanır, tövbeler eder bir nice. Bir daha geri dönmemek üzere çeker eline eteğini dünyadan. Henüz terk etmemiş olduğu dünyadan ruhen sıyırır çeker kendini. Öyle ki herkesin tanıdığı Davud, bir gün pazara çıktığında küçük bir çocuğun hurma istediğini görür. Fakat bir zamanların bu meşhur zengininin hurma alacak parası bile yoktur. Borç hurma ister satıcıdan. Satıcı veresiye çalışmayacağını söyleyince başı önünde ayrılır oradan. Ne var ki pazardan biri sonradan tanır onu. Hurma satıcısı özürler dileyerek istediği hurmaları verir ona o da çocuğa ikram eder. Kendisini dünyadan çeken Davud-i dünyayı böyle hizmetçi, insanları böyle hürmetkar yapar Cenab-ı Hak. O pek konuşmaz. Konuştuğunda hak için konuşur ve pek hikmetli misallerle süslediği nasihatleri dimağlara, kalplere yerleşir. Şehirlerden şehirlere, kıtalardan kıtalara yol alır menkıbeleri sözleri O İmam-ı Azam Hazretlerini zindanda ziyaret eder ve o büyük imamın duasını alır ve eşi bulunmayan kalpten dünya sevgisini çıkarıp atan muhabbeti yerleştiren nazarlarına ve makbul dualarına kavuşur. Sonra gelir evine gömülür kitapların arasına. Artık leziz yemeklerle, gösterişli kaftanlarla yoktur işi. Bir tellal çıkartıp, borcu olanların kendisine başvurmasını ister. Gönlünden çıkardığı ve babasından kalan mülkü satar, fakirlere, gariplere sadaka olarak verir. Daha sonra, İmam-ı Azam Hazretlerinin en yüksek talebelerinden olup ilimde bir derya olur. Daha sonra ilim deryası, marifetler kaynağı, nübüvvet yolunun rehberleri olan silsile-i aliye denilen veliler zincirinin dördüncü halkası olan İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretlerinden nice marifetler ve esrar hazineleri devşirir gönlüne Davud-i Tâyi. O, yürüyen bir ölü gibidir ve geçirmez boş bir anını. İnsanların ondan nasihat istemesi durumunda da, yüksekliğinden haber veren büyük tevazu ile şöyle der büyük veli, Sizden çok benim nasihate ihtiyacım var. Ben Allahü Teala'nın aciz bir kuluyum. Fakat insanlar sözlerinde rabbani tesir olan bu veliye bir gün bir cenaze sonrası ısrar ederler. O zaman büyük veli İmam-ı Azam Hazretleri ve Cafer-i Sadık Hazretleri gibi büyüklerin sohbetinin bereketiyle şu muazzam nasihati yapar ki bu nübüvvet kaynağının pınarlarının kıymet biçilmez kelimeleridir. Der ki onlara büyük veli, kim ki Allahü Teala'nın vaad ettiğinden korkarsa arzularına çabuk kavuşur. Kimin arzuları çoksa ona bütün azaplar yakındır. Ey kardeşlerim, en büyük sermaye Allahü Teala'nın razı olduğu bir iş ile meşgul olmaktır. Kabirdekiler kıyamet kopunca kabir azabı kalkacağı için kıyametin çabuk gelmesini beklerler. Dünyadakilerse kabirdekilerin dile gelmez, telafi olunmaz pişmanlıklarını bilmedikleri için hep günah işlerler. Halbuki onlar da ölünce dünyadayken neden çok ibadet yapmadık diyerek pişman olacaklar diye buyurur. Allahü Teala'ya kulluk ve kullarının iki cihan saadetine kavuşmasına çalışmakla geçen ömrü 781 yılında nihayet bulur. Yalancı gölge olan dünyayı terk eder, kavuşur hakikat alemine. Nefsini, dünyayı Allah için terk edip Allah'a kavuşan büyük evliya Davud itaây hazretleri buyurdular ki: Her nefs dünyadan susuz olarak gidecektir. Ancak Allahü Teala'yı zikreden kullar bundan müstesnadır. Uzun emele dalan bir kul üzerindeki kul borçlarını unutur ve tövbe etmeyi sonraya bırakır siz böyle yapmayınız. Dünyayı sevenler, dünyalıkları için ahiretlerini terk ediyorlar. Sen, Allahü Teala'nın emirlerini yapabilmek için dünyayı terk et. Senin ayıplarını araştıran kötü insanlarla arkadaş olma. Hayatımda gece ibadet edenlerden başka hiç kimseye imrenmedim.'' Öyle gayret et ki Allahü Teala seni yasak ettiği yerde görmesin. Emrettiği yerden de ayrılmış bulmasın. Allahü Teala'dan haya et ki senin ona yakın olduğunu ve senin üzerindeki kudretini göz önüne getiresin. Dünyaya karşı oruçlu ol ki iftarın ölüm olsun.'' kötü insanlardan, aslandan kaçar gibi kaç. Fakat salih kimselerin yanında bulunmaya gayret et. Cemaatle namazı terk etme ve sünnetten ayrılma. İslam ahlakı. Hevai nefs. Nefsin arzularının insana Allah yolundan saptırıcı oldukları Kur'an-ı Kerim'de haber verilmiştir. Çünkü nefs daima Allahü Teala'yı inkar, ona inat, isyan etmek ister. Her işte nefsin arzularına uymak, nefse tapınmak olur. Nefsine uyan küfre veya bidat sahibi olmaya yahut fıska yani haram işlemeye başlar. Hadis-i şerifte Ümmetimin iki kötü huya yakalanmalarından çok korkuyorum. Bunlar nefse uymak ve ölümü unutup dünya arkasında koşmaktır. Buyuruldu. Nefse uymak İslamiyete uymaya mani olur. Ölümü unutmak nefse uymaya sebep olur. Hadis-i şerifte aklın alameti nefse galip ve hakim olmak ve öldükten sonra lazım olanları hazırlamaktır ahmaklık alameti nefse uyup Allah'tan af, merhamet beklemektir buyuruldu. Nefse uyup da tövbe ve istiğfar etmeden af ve cennet beklemek ahmaklık olmaktadır. Nefs yaratılışında kötülükleri, zararlı şeyleri sevici ve isteyicidir. Nefsin insanı haramlara ve mekruhlara sürüklemesinin zararları meydandadır. İstekleri hep Hayvani arzulardır. Hayvani arzularsa hep dünyadaki ihtiyaçlardır. İnsan bu arzuları peşinde olduğu kadar ahiret ihtiyaçlarını hazırlamakta geri kalır. Çok mühim olan bir şey de nefs mübahlarla doymaz. Mübahları kullanmayı arttırdıkça isteklerini arttırır. Yine de doymaz. İnsanı haramlara sürükler. Bundan başka mübahlara aşırı kullanmak elemlere, dertlere, hastalıklara sebep olur. Böyle insan hep midesini, zevkini düşünür. Hasis ve rezil olur. İslam dini, rahat ve huzur içinde yaşamak için lazım olan şeylerden ve dünya lezzetlerinden faydalı olanları yasak etmiyor. Bunların elde edilmesinde ve kullanılmasında akla ve dine uymayı emrediyor. İslam dini, İnsanların dünyada da ahirette de rahat ve huzur içinde yaşamasını istiyor. Bunun için akla uymayı emrediyor. Nefse uymayı yasak ediyor. Akıl yaratılmasaydı insan hep nefsine uyar, felaketlere sürüklenirdi. Nefs olmasaydı insan yaşaması ve üremesi için ve medeni hayat için lazım olan şeyleri kazanmak için çalışmasında kusur ederdi ve nefs ile cihat sevabından mahrum kalırdı. Meleklerden daha üstün olmak yolu kapalı kalırdı. İnsanların yaşayabilmeleri, nefslerinin gafleti ve dünya lezzetlerine düşkün olmasıyladır. Nefs, iki tarafı keskin bıçak gibidir. Hem de zehirli ilaç gibidir. Tabibin tavsiyesine göre kullanan, bundan faide kazanır. Aşırı kullanan, helak olur. İslamiyet, Nefsin helak edilmesini, yok edilmesini değil, terbiye edilmesini, ondan istifade edilmesini emretmektedir. Nefsin İslamiyet'in dışına taşmasını önlemek için onunla iki cihat vardır. Birincisi ona uymamak, onun arzularını yapmamaktır. Buna riyazet çekmek denir. Riyazet vera ve takva ile olur. Takva haramlardan sakınmaktır. Vera, haramlardan ve mübahları ihtiyaçtan fazla kullanmaktan da sakınmaktır. Cihadın ikincisi, nefsin istemediği şeyleri yapmaktır. Buna mücahede denir. Bütün ibadetler mücahededir. Bu iki cihat, nefsi terbiye eder, insanı olgunlaştırır, ruhları kuvvetlendirir, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yoluna kavuşturur. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ın Larnaka şehrinin hemen sahilinden sesleniyorum. Şu bulunduğum bahçe Larnaka Ulu Camii'nin avlusudur. Şantiye halinde. Çok güzel bir restorasyona girmiş. Her tarafta insanlar harlar çalışıyor. Perdeler konmuş. Fakat bizi kırmadılar. Siz Türkiye'den gelmişsiniz. Eee biz sizi buradan boş döndürmeyelim. Bu camiyi çekin dediler. Cami de zaten hali hazırda ibadete açık. Caminin haziresinde de çepeçevre epeyce bir kabir var. Ekserisi 200 yılın üstünde kabirlerin taşlarından anladığımıza göre. Ancak restorasyon dolayısıyla oraya bir şekil verecekler. Bazı kabir taşları kenarlara konmuş bazıları kabrin başında duruyor. O kabristanı şöyle bir göstereceğiz. Oradaki hale bakıp da ya burada Kıbrıs'ta da mezarlara hiç hürmet etmemişler falan gibi bir düşünceye lütfen kapılmayalım. Bu daha güzel bir hale getirilecek şekilde çalışmalar yapılıyor. O çalışmaların bu görüntüleri de herhalde af olur İnsanın evinde bile bazen tamirat oldu muydu? sağ solu toz toprak içinde kalabiliyor. Avluda altı yüzlü bir hazdeli çeşme var. Osmanlı zamanında yapılmış ama şu anda hazdesinin görev yapmadığını biliyoruz. Onun yerine şehir suyu bağlanmış. Borularda böyle geçirilmiş dıştan. Yani içeriden herhangi bir su alımı yok. İçerisine boş. Şimdi Larnaka deniz kıyısında kendisinin doğru dürüst bir akarsuyu yoktu. Burada bulunan 1670'lerde burada bulunan Ebu Bekir Paşa bir gün bakıyor ki yollarda giderken kadınlar omuzlarında veya başlarında testilerle veya tulumlarla bazen de hayvanlarla malum merkep o zamanlar burada çoktu. Merkeplerle Saka gibi su taşıyorlar. Merak ediyor. Nereden bu su diyor. İşte 10 kilometre ötede bir kaynaktan bahsediyorlar. Gidiyor kaynağı görüyor. Verimli bir kaynak. Ama Larnaka'ya gelinceye kadar o gelemiyor bir kere. Yani gelse de açık halde içilecek bir durumda olmuyor. Temizlik yönünden. Ebu Bekir Paşa kendi cebinden Ta oradan Larnaka'ya kadar su kemerleri döşetmek suretiyle bazen işte künklerle geçilecek yerlerde bazen böyle deve boynu noktalarında kemerler yaptırmak suretiyle buraya kadar suyu ulaştırıyor. Yani Larnaka suya hasretken 10 kilometre öteden su getirirken neredeyse ayıp olmasa evlere su bağlayacaklar şehir suyu bağlayacaklar. O kadar bol suya kavuşuyor. İşte burası da hemen 100 metre ötem deniz. Kıbrıs adasının güneyindeki Akdeniz'in sahilleri. Efendim, oraya kadar gerek kaleye olsun, gerek bu camiye olsun, umumi yerlere ve çeşmelere sular getirtiyor. Büyük servet harcıyor. Harcadıkça da Cenab-ı kendisine daha çok servet nasip ediyor. Yani hepsini kesesinden yaptırmış. Biz kendisine rahmetler diliyoruz. Hakkında Sicille Osmani'de yazan bazı bilgileri müsaade ederseniz vermem lazım. Bu rahmetliyi anayacağız efendim. Yani 350 sene sonra onun yaptırdığı bir hayır esini aralım ki zamanımızdaki insanlar da bilsinler hayır hasenat yaptıklarında yeri gelir 350 sene sonra torunları 500 sene sonra ana bilirler. Alanya doğumlu kendisi efendim. 1670'te doğdu. Sarayda yetişti. Darphane emin oldu. Yani darpane müdürü oldu efendim. Osmanlı'nın para basma yeri müdürüydi. Vezirlikle, vezir rütbesiyle Cidde'de görev yaptı. Sonra yine vezirlikte Mısır'da valilik yaptı. Başka yerlerde de valilikler yaptı ama kısa süreli olduğu için onları sicilli Osmanlı kaydetmemiş. Kıbrıs muhassılı oldu. Muhassıl demek vergileri tahsil eden, toplayan insan demek. Yani toplama işini düzene koyan, kapı kapı kendi toplamıyor muhassıl tabii. Eğri Boz'da muhafızlık yaptı. 1732'de ilk kaptanı deryalığı var. 11'e kaptanı derya yani Osmanlı'nın donanmalarının komutanı oldu. 1740'da ikinci Mustafa Han'ın kızı Safiye Sultan'la evlendi. 1750'de ikinci defa kaptanı Derya oldu. 1753'te Cidde valisi oldu ama dedi ki ben oralarda valilik yapacak durumda değilim. Çok yaşlıdan dek geldi efendim. Yani kendisi 1670'te Alanya'da doğmuş ve 1752'de 72-73 yaşındayken Cidde Valiliği görevi verilince o görevden affını istirham ediyor. Ve İstanbul'da kalıyor. Ancak Osmanlı'nın devlet anlayışı bu değil. Ölüm düşeğinde de olsan devlet görev verdiğinde gideceksin. Ve Gelibolu'ya daha sonra da ardından memleketi olan acıdılar, merhamet ettiler padişah. Ardından Alanya'ya gönderildi. 1. Mahmud Han zamanında 1752'de. Ömrünün son yıllarını Safiye Sultan'ın sarayında geçirdi. Eşi padişah kızı. Efendim, çeşitli yerlerde cami, medrese, çeşme gibi hayır eserleri yaptı. Ve 1759'da da 90 yaşında iken vefat etti. Evet. Şimdi böyle bir insan Larnaka'ya bakınız. Ta Türkiye'den ne kadar uzakta bir yere böyle bir hayır hasenat yaparak insanlara su getiriyor. Bu caminin dört tarafı çepeçevre avlu. Cami fevkani şekilde yapılmış. Yani alt katı başka bir şey, üst katı ise cami olarak yapılmış. Alt katı şu anda iki bölüm halinde ve revaklar sütunlarla beraber Sütun başlarında bir değiştirmeler yapılıyor. Oraya girip de çekim yapacak vaziyette değil. Ancak benim şahsi kanaatımı gene mecburen söylüyorum çünkü kayıtlarda bulamadım. Olsa olsa ne olur diye. Ben burada çekim yaparken bir seyircimiz gelse sorsaydı ona söyleyeceğimi söylüyorum. Bu caminin alt katında burası medresesi olabilir efendim. Çünkü bir han olma ihtimali yok. Han olması için hayvan bağlanması lazım hayvan bağlama yeri de caminin altında uygun değil. Çünkü caminin ta altından semaya kadar olan yer cami sayılır bizim inancımıza göre. Buradan bir merdivenle ön tarafından camiye çıkılıyor merdivenle. Ancak şimdi şantiye çalıştığı için buradan geçici bir demir merdiven yapmışlar. O merdivenle üst kata çıkılıyor. Orada da cami hakkında gidelim sizlere kısa bir bilgi vererek bugünkü programımızı noktalamaya çalışalım efendim. Larnaka Ulu Cami'nin harim kısmına girmiş bulunuyoruz. Harim kısmı üç sahından ibaret. Tabi iki tane sütunlardan meydana gelmiş sıra var. Beşer sütundan 10 sütun. İki sütunun arası bir sahın, sütunla duvarın arası bir sahın, öbür sütunla duvarın arası da bir sahın olmak üzere Üç bölüm halinde. Bunlar kıbleye dik olarak da birer ravaklı kemerlerle birbirlerine bağlanmış vaziyette. Yapıda mümkün mertebe statik hesaba çok dikkat edilmiş. Dışının görüntülerinden de görüleceği üzere her iki yanında kıbleye doğru dönüldüğünde sağ ve sol yanında yuvarlak kemerli mail duvarlar var. Yani payandalar var. Ama payandalar böyle bir 60 derecelik açıyla falan yapılmış. Sonra bir kemerle bedene bağlanmış. Neden? İhtimal ki şundan. Cami yapılırken temeli kazıldığında denize çok yakın mesafede olduğundan hem de kodu da deniz seviyesine çok yakın olduğundan yani kodu yakın mesafesi de denize yakın alttan temelinden sular çıkmış olabilir. Bunu gören mimar da biz bu camiyi madem ki böyle iki katlı düşünüyoruz. Yani fevkani üst kat olarak düşünüyoruz. Altını, altını medrese düşünüyoruz. Bu yapının dengeli olması lazım diyerek yanlarında ikişer tane den dört payandayla desteklenmiş. O da yetmemiş. Ta aşağı kattan yukarıya kadar devam eden ve çatıyı tutan e, sütunlarla da birbirine irtibat yaptırmış. Yani çatının yükü olduğu gibi alt katta temelin hizasına kadar muntazam indirilmiş oluyor. Çatısı ahşap çatı. Mertekler döşenmiş ve ondan sonra da tahtalarla üst katı kapatılmış ki yukarıdan herhangi bir şey, toz toprak cemaatin üzerine dökülmesi. Dikkatli hazırlanmış. Pencereleri büyük tutulmuş. İçeride güzel bir aydınlık meydana getirilmiş. Girer girmez hemen son cemaat yeri yok tabi merdivenle giriliyor. Girer girmez içerideki mahfilin altı yarı son cemaat yeri gibi yarı da mahfil altı gibi yapılmış. Üst tarafında ahşaptan meydana gelmiş bir mahfili de var. Bu camide bir vaaz kürsüsüne rastlamadık. Bu tabi başka memleketlerde de rastlamadığımız oluyor böyle vaaz kürsülerine. Tabi elektronik iletişim dedikleri böyle bir şehirde bir vaz efendi bir camiden vaaz ediyor, bütün şehre o kablolarla veya telsizle yayınlanmış oluyor. Böylece cemaat hocaefendiye bakmak yerine oporlara bakıyor. Oporlarda ses nereden iyi verirse o tarafta oluyor. Bazen kıbleye arkasını dönen cemaate bile rastlıyorum. Operler çünkü arkamda kalmasın aman hoca efendi arkada kalır diyor. Bu çok değişik ve garip bir şey oluyor. Tekit maksadıyla söylemiyorum. Ama yani akla mantığa da uymuyor. Edebi adaba da uymuyor. Halbuki insanlar birbirinin yüzünü görerek sohbette daha çok müstefid olurlardı istifade ederlerdi. E şimdi yüzünü görmüyorsun. Oporlar da insanın ruhunu okşamıyor. Yani herhangi bir şeyden istifade de ettirmiyor. Neyse öyle bir şey işte aklıma geldi de söylüyorum efendim. Şimdi burada güzel bir minber var. Ben müsaade edersem minberin yanına gideyim. Fena değil minber efendim. iyi. Yani Kıbrıs'ta rastladığımız minberler içerisinde biraz insan eli değmiş, emeği geçmiş, sanatkarane yapılmış bir minber göreceğiz efendim. ...Larnaka Ulu Camii'nin içindeyiz malum. Adını bir daha tekrar edelim ki... ...hani yeni açmış olan seyircilerimiz... ...aa bu neresiymiş acaba diye merak edip... ...bazıları e, yıllık gezi programını ona göre yapıyorlar. Güney Kıbrıs'ta Larnaka Ulu Camii'nin harim kısmındayız efendim. Buradaki minber hakikaten alttan yukarı kadar... ...belki birazcık Arnavut'a dönülen yeni sanatı andırıyor ama... Çoğu elle yapılmış güzel oymalar ve kabartmalar var. Hele şuradaki e, kabartma çok emek verilmiş, güzel bir şekilde yapılmış. Yan korkuluklarda tamamıyla oymadan yapılmış. Bir de mihrabı var güzelce. Bu mihrapta efendim yanları taştan görünüyor. Onda da birçok kabartma motifler konmuş. Rahat, hoş bir mihrabı var. Zaten tavan hakkında bilgi verdik. Onun için bir kere daha tekrardan kaçınmak istiyorum. Bir mahfil yapılmış sol tarafta bizim yeni camide Eminönü yeni camide olduğu gibi iki taraflı değil de tek taraflı kıbleye doğru bir de mahfil var. Orada bir de sanki hünkar mahfilimsi bir yer ayrılmış. Ola ki Kaptan Paşa makamı Burada Larnaka'da olabilir. Çünkü gemilerin çok gelip gittiği bir yer. Osmanlı'nın kaptan paşası da e, orada bulunduğu yerde padişah gibidir efendim. Padişahı temsil eder. Dolayısıyla ona da bir özel mahfil olması lazım. Tahmin ediyorum bu sol yanda, kıbleye doğru dönersek sol yanda olan özel mahfil ve girişi de özel olan yer, böyle bir kaptan paşa mahfili olabilir. Kıymetli seyircilerim. Güney Kıbrıs'taki çekimlerimize devam ediyoruz. Hızla devam ediyoruz. Çok çok güzel yerleri ben de görmüş oldum. Sizlere de tanıtmaya çalıştım. Geriye kalan buralara kalkıp gelip buraları ziyaret etmek. E ziyaret için engeller var diyorsanız o engelleri inşallah yakın bir zamanda efendim tatlıya bağlanarak bütün Türkiye'den kardeşlerimizin öncelikle Larnaka'ya gelip Hala Sultan'ı ziyaret etmeleri ondan sonra da Gerek Lefkoşa'da, gerek Limasol'da ve BAF'taki tarihi yerleri de, dini mekanları da ziyaret edip müstefid olmaları bizim beklentilerimiz arasındadır. İnşallah beklediğimizde yer Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız efendim.